Amerika gezmeyi diye çıktım. Çocukluk arkadaşım, kardeşim dediğim insanın bugün toprağa verildiğini öğrendim. Dün parkta arkadaşım kollarımın arasına bıçaklanmış can verirken bulunduğumuz semtte, parkta bize yardım edecek bir tane bile Türk insan yoktu. Etrafımız hep Suriyelilerle doluydu. Ben hastaneye yattığımdan beridir arkadaşımı kaybetmeme rağmen buraya milyonlarca insan geldi. Böyle rütbeliler, yok parti başkanları falan. Hepsi geldi, fotoğraf çekindi. Sizin yanınızdayız. Şu bu dedi, gitti. Ne oldu? Bir değişen ne oldu? İnsanlar ayaklandı. Şey oldu. Bunların böyle olacağını tahmin etmeleri lazımdı ama başımıza getirirken. Ben kendi mahallemde, kendi sokağımda, kendi parkıma çıkamıyorsam, çıktığımda ben hastanelik edebilecek durumdalarsa, bu ne bileyim, o çocuğun burnu bile kanamadan şu anda belki de nerede olduğu bile gösterilmiyorsa, benim kardeşim 2 metre toprağın içine girdiyse bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben burada acı çekiyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor. Kimseye sesimi duyuramıyorum belki de. Ama inanıyorum ki birileri bizim sesimizi duyacak bu video sayesinde. Ve buna bir çare, bir çözüm yolu bulunacak. Ben artık ülkemde mülteci istemiyorum. Semtimde, ülkemde, hiçbir yerde, kendi Türk insandan başka hiçbir şey istemiyorum ülkemde.